Merhaba arkadaşlar. Şimdi alışverişte gerçek fiziksel altın yerine kullanılabilecek başka kavramları araştıralım. Dilerseniz önce bilanço cetvelimi çizmeye başlayalım. Bu sefer söz veriyorum biraz daha düzgün çizeceğim. Evet, binamı yaptırdım. Bankamı ya da kasamı siz artık nasıl isimlendirmek isterseniz. Ve inşası için 100 altın kullandım. Bu benim bankamın bilançosu. İsmi neydi bankamın hatırlayalım. Ümran'ın bankası. Evet, yüz altın. Bahsettiğim bu yüz altın benim öz sermayem oluyor. Artık umarım bu terime aşina olmuşsunuzdur. Artık gerçek hayatta var olan yüz altın söz konusu değil. Ben bu yüz altını tapınak görünümlü bankamın inşası için müteahhitlere verdim. Onların da işlerini bitirip altınla birlikte yaşadıkları yere döndüklerini farz edelim. Dolayısıyla burada 100 altın değerinde bir binaya sahip olduğumu ifade ediyorum. Belki satmak zorunda kalırsam birileri bana bunun karşılığında 100 altın verebilir. Bu yüzden 100 altın değerinde öz sermayem olduğunu ifade ediyorum. Neyse konudan sapmayalım. Şimdi herkese, hey millet artık paranızı, altınınızı burada benim bankamda güvenle muhafaza edebilirsiniz diyorum. Diyelim ki vatandaş A'da, bu güzel bir bankaya benziyor ve sen Ümran hayatın boyunca bu kasabada yaşadın. Sana ve ailene güveniyorum. Bu sebeple 500 altınımı senin bankana yatırıyorum diyor. Bu bankada bir aktif değer oluşturuyor. 500 altın. Mümkün olduğu kadar düzgün çizmeye çalışacağım. Geniş oldu ama genişliği çok da önemli değil aslında. Burada miktarı temsil eden yüksekliktir. Bu adam beni ve inşa ettirdiğim bu bankayı çok daha güvenilir bulduğu için 500 altınını bankama yatırıyor ve ben evet bayım tamamını çeket abi mevduat hesabında mı muhafaza edilmesini istersiniz yoksa size bir miktar nakit verelim mi diye soruyorum ve bana o evet günlük alışverişlerimde malzeme yiyecek vesaire almak için nakde ihtiyacım olacak sen iyisi 400 altını benim çeket abi mevduat hesabımda tut diyor bana. Şunu bir çizelim isterseniz. Önce verilen nakdi yapalım. 100 altınlık nakit verdik. Burada sorumluluğumuz 100 altın ve 100 altın değerinde nakit verildi. Bugün ATM'lerin çoğunun yaptığı gibi bu tutarı 20'likler olarak verelim bizde. Çok da karmaşık hale getirmek istemiyorum aslında. Unutmayın tüm bunlar benim hayali dünyamda gerçekleşiyor. Bunlar aslında lira bile olmayabilir. Ümran'ın bankasının hazırlayıp sunduğu ve herhangi biri tarafından bankaya iade edildiğinde karşılık olarak 20 altın verilecek 20'lik banknotlar bunlar. Haber metni gibi okudum ama evet bunu ifade ediyorlar. Birilerinin sahtelerini basarak onlarla bankama gelip altınlarımı almalarını engellemek için her birini imzalıyor ve taklit edilmesi zor işaretler koyuyorum. Sadece kendi bastıklarımın bankama dönmesini istiyorum çünkü. Bu müşteri hazırladığım 100 altınlık banknotları alıyor ve geri kalan meblağ çeke tabi mevduat hesabında muhafaza ediliyor. Bu benim sorumluluğumda öyle değil mi? Çünkü her an bu hesabı kapatıp 400 altınlı geri alabilir bu kişi. Bunu farklı isimlerde ifade edebilirsiniz ama sonuçta bunlar benim sorumluluklarım. Bunlar da benim varlıklarım. A'ya güvenen başka birisi B kişisi diyelim. Eğer a bunun kendisi için iyi ve yararlı olduğunu düşünüyorsa benim için de öyle olmalı diyor. O zaman ben de paramı bu bankanın hesabına yatırayım. A'nın yapmış olduğuna benzer işlemler yapmak istiyorum diyor. Bu kişinin belki de o kadar fazla parası yok. Diyelim ki 200 altını var. Önce sol tarafı çizelim. B kişisinden 200 altın sanırım yaklaşık 200 oldu. Ve bunun yarısını nakit olarak, yarısını da Çeket Abi mevduat hesabında istiyor kendisi. Şöyle yapalım, sanırım oldu. Evet, yarısı 100 altın Bey'in hesabında muhafaza edilecek. Ve diğer yarısını da nakit olarak, aslında bu yarattığımız evrende banknot olarak kendisine veriyoruz. Diyelim ki bu kişi hepsini birlik banknotları halinde istiyor. Kim bilir belki paranın ağırlığını çokluğunu seviyordur. Her biri bir altını temsil eden 100 adet banknot. Evet, ona da bunlardan 100 adet verdik. Şimdi A ile B arasında oluşabilecek alışveriş ihtimallerini araştıralım. Şöyle diyelim, A, B'den bir elma almak istesin. Şuraya aşağıya çizeyim bunu, çok fazla yer kaplamak istemiyorum. A kişisi ve B kişisi. B'nin bir elması var, elmayı da çizeyim. Çizme yeteneğimin olmadığını biliyorum ama idare edelim. Evet, A bunu almak istiyor ve B'ye soruyor. Elmanın fiyatı nedir? B kişisi, bir elma 2 altın diyor. A kişisi, biraz pahalı ama açın ve elma için sana 2 altın vereceğim. Fakat banka diye yeni bir şey çıktı ve ben üzerimde altın taşımıyorum ve sanırım sen de konuyu biliyorsun. Onun yerine sana bankada her an altında takas edebileceğin kağıt parçalarından versem olur mu diyor. B kişisi tamam diyor gayet mantıklı ben bu konuyla ilgili bilgi sahibiyim. A kişisi B'ye elinde olan 20'lik altın banknotlardan birini veriyor. Bunu yeşille çizeyim çünkü 20'likleri yeşil yapmıştık. Bunlardan birini B'ye veriyor. Ve B de elmayı A'ya veriyor. B. Elma ile beraber elinde olan bir altınlık banknotlardan 18 tanesini A'ya veriyor 1 altınlık banknot B'nin elinde bunlardan var ve 18 tanesini veriyor yani çarpı 18 diyoruz Dolayısıyla gerçekte 2 adet birlik banknot ve 1 bir elma takas edilmiş oluyor Burada birkaç önemli nokta var. Hiçbir miktarda altın fiziksel olarak el değiştirmedi. Altın ağır bir madendir ve üzerinizde bir demet altın taşımak istemezsiniz. Bu durumlarda tam değerinde takaslar yapabilirsiniz. Elinizdeki altının yapmak istediğiniz harcama biriminden 20 kat değerli olduğu bir dünya hayal edin şimdi. Sahip olduğunuz altını çok küçük parçacıklar halinde parçalamanız çok da uygun bir şey olmayacaktır. Bu durumda en küçük alışveriş birimimiz 1 bir altın, 1 lira ya da istediğiniz şekilde isimlendireceğiniz kağıt para olacaktır. Bunu bölebileceğinizi bankanızın bir altının 4'te 1 altının dörtte biri ya da sekizde biri değerinde banknotları piyasaya sürdüğünü düşünün. Bu kesinlikle altınları parçalayıp tekrar bir araya getirmeye nazaran çok daha kolay bir işlem. Tabii ki bu banknotlar ekonomideki ihtiyaçlar doğrultusunda insanlar arasında el değiştirirken ya da iş görürken bankada altının hareketliliği hakkında endişe duymayacaktır. Sonuçta herkes mutludur. A kişisi daha zengin. Öyleyse diyelim ki A, B'den büyük bir şey satın almak istesin. Mesela B müteahhit olsun. Bunu mavi ile çizelim. Ve A kişisi ondan kendisine bir ev yapmasını istesin. Burada diyor ki bana bir ev yapman için sana 200 altın ödeyeceğim. Bu büyük bir miktar. Üzerimde bu kadar parayla ortalıkta gezmek istemiyorum. En iyisi sana bir çek yazayım. B keşisi iyi ama çek de nedir diye soruyor. A keşisi çek diyor şöyle bir şey. Ben sana bir not yazarak belirttiğim miktardaki altının kendi hesabımdan senin adına aktarılması konusunda bankama kesin talimat veriyorum. Ve B keşisi o bu yeterince mantıklı görünüyor diyor. Ve B kişisi haftalarca çalışarak bir ev inşa ediyor ve bunu A kişisine veriyor. Ve A kişisi de bunun karşılığında B'ye bir çek yazıyor. Şimdi çekler konusuna da bir giriş yapmış olduk. Çek böyle bir şey, evet. A kişisi bunu dolduracak, adını yazacak ve 200 altın lütfen diye belirtip imzalayacak ve büyük ihtimalle çeke tarihte atıp bunu B'ye verecek. B bunu alıp bankaya götürecek ve bankada transferi gerçekleştirecek. Tek yapması gereken bundan 200 altını alıp buraya koymak. Bankanın tüm yaptığı aslen bu. Yani hali hazırda A'nın adına kayıtlı olan 400 altının 200'ünü alıp B'nin adına kaydetmek. Artık B'nin yeni hissesi 100 artı 200 yani 300 altın oluyor. A'nın hissesi biraz küçülerek bu kadar oluyor. Dikkat edin banka birkaç evrak işi dışında hiçbir şey yapmadı. 200 altın. Kullanışlı bir şey çünkü nakit çekmenize gerek kalmadı. Altının çalınma riski sebebiyle evde tutulmasının tehlikeli olduğunu ifade etmiştik. Ayrıca çok ağır olması, bölünmesi açısından kullanışsız olmasının yanı sıra büyük miktarlarda işlem söz konusuysa taşınması da problemli olacaktır. Nakitte de aynı risk var, herhangi biri tarafından çalınabilir ve hangi banknotun kime ait olduğuna dair bir kayıt tutulmadığı için takibi de zordur. Yani hala çalınma tehlikesi söz konusudur. Fakat çek iyidir çünkü hem büyük meblalar yazabilirsiniz hem de şayet tarafımızdan tasdik edildiyseniz çek yazabilirsiniz. A şahsı çek yazabilir. İdeal bir dünyada kimse A'nın çek defterini çalıp adına imzalayarak kullanamaz. Çünkü umuyorum ki bu banka A'nın imzasını kayıtlara geçirmiştir ve farklı ya da kötü imzalanmış bir çeki fark edebilir. Hatta belki şayet ufak bir şüpheli durum varsa A ile temasa geçip kontrol edebilir bunu. Her neyse banknotlar ve çeklere bir giriş yaptık. Takip eden videoda bu kavramları herhangi bir altın dağıtımı olmadan borç para verebilmek için nasıl kullanabileceğimizi işleyeceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.